Yan yana göre seçtiği Sayın Mansur Yavaş
kendisinin de söylediği gibi kendisine atılan her türlü iftirayı belediye meclis üyelerimizin de Millet İttifakı'nın hem İYİ Parti'nin hem Millet İttifakı'nın belediye meclis üyelerinin çalışmalarıyla, belediyenin yöneticilerinin çalışmalarıyla sildi attı. Sosyal belediyecilik denilen meselenin en önemlisi ne olduğunu cümle aleme gösterdi. Dolayısıyla şimdi çalmayınca, çaldırmayınca, israf etmeyince, ettirmeyince, yolsuzluk yapmayınca, yaptırmayınca demek ki her türlü baskıya, zorluğa rağmen para yetiyormuş. Şimdi buradan yola çıkarak bizim iktidarı olduğumuzda bana soruyorlar gezdiğim yerlerde 2,5 yıldır esnaf geziyorum biliyorsunuz. Yani siz geldiğinizde nasıl düzelteceksiniz, kaynağı nereden bulacaksınız diyorlar. Ben de diyorum ki çalmayacağız, çaldırmayacağız. İsraf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız. Zaten buradan çıkan kaynak şu kadar eder dediğimde tamam abla gerisi tamam diyor, anladık. Şimdi Türkiye'nin imkanları var. Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var. Ama maalesef Türkiye'nin bu büyük gücü refaha, milletin refahına harcanmak yerine çarçur ediliyor, yandaşlar kayılıyor, öyle oluyor, böyle oluyor ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, o ekonomik şartların getirdiği sosyal alanlar gerçekten tahmin edilemeyecek derecede kötü. Tam 24 ay geçti, 20 Ocak 2020'de başladı. Yani 2,5 yıla doğru gidiyoruz. Herhalde 27 ay, 28 ay oldu. Şuradan başladık, şuraya kadar bir sistem içerisinde Türkiye'nin her yerine ayak bastık arkadaşlarımla birlikte. Ama o günle bugün arasında neler olmuş? Şimdi geri dönüp baktığımda bir, çünkü esnaf ülkenin bel kemiği, sanayicinin ürettiğini satan insan, istihdam yaratan insan. Birincisi henüz pandemi yoktu. Doların inme çıkma işlemleri yoktu. Damat bakan iş başındaydı. Ve ama ekonomi kırılgandı. O gün söylenen bana dükkanlarda elektrik parasıydı. O dükkan kiradaysa eğer stopajıydı. Asgari ücretin yükseltilmesini ama mümkünse sigorta masrafının, yani işverene dair sigorta masrafının biraz indirilmesi gerektiğini ve büyük bir pahalılığın olduğunu, diyelim şunu satıyor ya da şunu satıyor, sattığı her bir malın yerine daha pahalı geldiğini ve sonuç itibariyle de milletin alım gücünün düştüğünü söylüyor. Buradan pandemi geldi hayatımıza ve o kadar beceriksiz bir pandemi yönetimi oldu ki pandeminin şartlarını, COVID'in yarattığı zorlukları aşmak açısından o kadar kötü bir anlayışla adımlar atıldı ki esnafın büyük bir bölümü gerçekten kan ağladı. Kafeler kan ağladı, gıda sektöründe olanlar kan ağladı ve orada iyi ki Ankara'yı Mansur Başkan kazanmış ki orada işte o sosyal devletin ne olduğunu, fakirin açın, açığın yanında olmanın ne olduğunu ve gözüne sokmadan, incitmeden yardımcı olmanın, bu yardımcı olmanın bir hak olduğunu, yani o insanın hakkı olduğunu ortaya koyarak o yardımların nasıl yapılabileceğini, yolsuzluk veya endişe yaratmadan, orada bir şüphe yaratmadan gerçekten direkt yardımın nasıl yapılabileceğini gösterdi. Sahada olduğum için bu farkı biliyorum. Ben size arkadaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum başkanım. Müdürler çıkıldı. Ya bir türlü olmadı. Yani bakın bu beceriksiz sistemden bahsediyorum. Pandemiden çıkıldı. İşte öğrenciler geldiler okullarına. Efendim gurbetçiler, gezdim her şehirden bahsediyorum, geldiler.
biraz hareketlenir gibi olurken sonra son yaşadığımız ekonomik sistem devreye girdi. Şimdi o ekonomik sistemle beraber gezdiğim yerlerde yaşadığım şunlar. Tarımı biz öldük diyor çiftçi. Yani yanlış yönetimin sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Tarım sektöründe çalışan çiftçi tarım öldü diyor. Bu Nisan ayında geçiyor. Nisan başında çiftçi ikinci gübreyi atacaktı. O sokaklarda, o gittiğimiz dükkanların içinde bize bu konularının derdini anlatan çiftçinin hadi mazotunu indirmiyorsun, mazotun inmesi lazım. Yemin düzenli, yani besiciler için yemin düzenlenmesi lazım, yem parasının düzenlenmesi lazım, çok pahalı. Ama gübre için de, gübreyi de sübvanse edin, bu defa gübre atsınlar dedik, kulakların üstüne yattılar. Ama buna karşı ne yaptılar biliyor musunuz? Haririler, bu arkadaşın ahbabı, Tayyip Bey'in dostu, aile dostuna 24 milyar TL'yi Türk lirasını koydu hayırlıların cebine gönderdi. 24 milyar lira ile neler yapılırdı? En azından o gübreler atılabilirdi. Yapılmadı ve sonuç itibariyle cayır cayır şimdi yanan bir çiftçiyle beraberiz. Kayseri zengin bildiğimiz bir şehrinizdir değil mi? Ekonomik olarak. İlçeleri de öyledir. Kayseri'de bir besici geldi yanıma. Dedi ki gülerek, ben dedi abla hayvanlarıma oruç tutmayı öğretiyorum. Süt üreticiliği yapıyormuş. Bu ne dedim? Çok aralıklı yem veriyorum. Yem çok pahalı oluyor. Şimdi besicinin diğer yani süt kısmının dışında besicilik yapanlar hamile inekleri, gebe inekleri kesime gönderdiklerini söylüyor. Rastgele kasap dükkanlarına giriyoruz. Kasap dükkanlarında şeyi soruyorum ben. Mesela bir kilo haftalık veya 15 günde bir kilo et alan, kıyma alan sabit müşterileriniz vardı sizin. Bunlar kaça düştü? Ayda bir 250 grama düştü diyenler var. 30 liralık gelip kıyma alıp 35 lira tuttuğunda yani o 5 liralığı alamayan kasaplar var. Bunlar içe içe. Büyükşehir'den bahsetmiyorum. Ve İstanbul'un Bağcılarının ve şeyi gezdiler. Sultanbeyli'yi çok derin yoksulluğun bulunduğu evleri geziyorum. Telefonsuz, şey çekmeden, kimsesiz, yalnız başına. Şimdi size Türkiye'den kareler söylüyorum arkadaşlarım. O evlerde ya nasıl anlatayım ki? Bir ev düşünün. Yeri böyle bodrum katı. Bodrum katının böyle pencereleri var. Şöyle bir buçuk, iki metre bir duvar var şöyle yukarıda. Orada o duvarın içinden gelen ışık şeye giriyor. O bodrum şeyine. Şimdi benim yaşımdakiler hatırlar. Büyük şehirlerde bu tür evler bizim yani 6-7 yaşlarımızda, 8-10 yaşlarımızda bildiğimiz bodrum katı evler vardı. Onların kapısından içeri girdiğinizde kokarlardı. Onların bütün perdeleri ıslak ıslaktı. Bunun aynısını görüyorum ben. Hatta öyle ki bazılarının bu tavanlarındaki sıva düşmüş, o betonun içindeki şöyle demirler görünüyor. Yatak odalarında böyle, mutfaklarda böyle. Mutfak dediğiniz şey şöyle bir şey, sofanın girişinde ve bir buzdolabı oluyor. Buzdolabının içine açıyorum. Tam takır kuru bakır. Çocuğu olan ailelerin o buzdolaplarında süte rastlanacak. Yani açlığa varan bir yoksulluktan bahsediyorum. 6 yaşındaki kız çocuklarını böyle tek elinden kaldırabilirsin. Erkek çocuklarını kaldırabilirsin. Böyle eline tutuyorsun, kemikler eline geliyor. Şimdi böyle bir durumda 500 milyon dolarlık uçağı tutup tur atıyorsan, 13 uçakla
kendine dair uçakla gezip onun benzinini, uçuşunu, şusunu, busunu bu milletin cebinden çıkarıyorsan ve 6 yaşındaki bir çocuğun hala sulu gıda yediğini gören bu gözler varsa, itibardan tasarruf edilmez de diyorsan, 5 maaş alan danışmanlar garibanı sokak ortasında tekmeliyor, sonra ödüllendiriliyorsa bu düzen harami bir düzendir. Dolayısıyla önümüzde bir seçim var, erken veya geç. Bu insanlar için çalışacağız. Bu insanların hakkı, hukuku için çalışacağız. Ve masum başkanın şahsında yapılabilir, olabilir. Garibin, gurebanın yanında durulabilir. Kimsesizlerin kimi olabilir. Bu insanlar bunu yapabilir. Siz şahsınızda gösterdiniz. Bu ucube sistemin değiştirilmesini sağladığımızda ve demokrasinin tam ve kamil işlediği, hukukun üstün olduğu, yargının bağımsız, korkusuz, objektif, tarafsız olduğu bir sistem kurulduğunda, kayırmanın, yandaş kayırmanın önüne geçildiğinde, şeffaflığın, liyakatin öne çıktığında, yani burada bir parantez açmak istiyorum. 92 puanla, bunları gördüm biliyor musunuz? 92 puanla mürakatta eleniyor. 58 puanla yanındaki arkadaş kazanıyor. 88 puanla eleniyor çocuk. Yanındaki 60-65 puanlı atanıyor. Normal memur için çalışan insan. O gençlere böyle bir eziyetin edilmesinin önüne geçmenin yolu bu ucube sistemi değiştirmekten geçiyor. Bunu da biz başaracağız. Şu salonu şereflendiren sizler beraber el ele vererek başaracağız. Çünkü biz badireleri aşarak geldik. Önümüze çıkarılan her bir engeli yıka yıka geldik. Onun için ben size cesurlar hareketi, iyilik hareketi deme nedenim o. Mesela şimdi parti için kurulmak, yani o yolculuğa çıktığımızda kurulmaz dendi. İşte şu masada oturan herkes kuracağız dediniz, kuruldu. Bucak kaçının bizden kaçıldığı zamanda durdunuz. Bu bedel öderiz dediniz. Bu masa. Kadını, erkeği, yaşlısı, genç dediniz. Ve gerçekten durdunuz. Ve bugün Allah'ımıza çok şükür. Yani bu teklifi, onun için sadece oylarımızla değil. Biz 31 Mart'a giderken o teklifi, o birlikteliği öneren biziz. Koray Bey burada. Randevusunu ben aldım. Partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu'na götürdüm. Dolayısıyla yani bugün İstanbul ellerinden gitmişse ağlarım. Ankara'da İşte Mansur Bey seçilmişse bu birlikteliği öneren, sadece oylarımızdan bahsetmiyorum. Bakın oylarımızla biz seçtik dersek yanlış. Herkesin oyu var. Ama bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu birlikteliği öneren ve arkasında duran biziz. Bunu da sağlayan sizsiniz. Genel başkan yardımcılarımız var. Şu masada da milletvekillerimiz var. İlçe başkanlarımız var. Değişen bir şey yok. Biz il başkanlarını topladık, sorduk. Milletvekillerimizi topladık, sorduk. Divanı topladık, sorduk. Ve Gigi topladık, sorduk.
Ne yapalım? Böyle bir sonuç çıktı. Ve bir şey oldu, bir şey değişti, her şey değişti. Yani İYİ Parti kuruldu, Türkiye'de birçok şey değişti. Allah'ın izniyle. Sizin gibi örnekler çoğaldıkça, yani o iftiraları lafla çözemiyorsunuz. Ya bana edilen iftiranın adli hesabı yok. Hangi birini, bir de birbiriyle tenakuz halinde. Yani o kadar çelişiyor ki. Aynı zamanda şu deniliyor, aynı zamanda bu deniliyor, birbiriyle çelişkili bu. Yani birini yapan öbürünü yapamaz, öbürünü yapan onu yapamaz. Ama ikisi aynı anda bende mevcut. Tekrarlamıyorum arkadaşların sözlerini yaymamak için. Ama bütün bunları, bütün bunları ortadan kaldıracak şey tutumlardır, durumlardır, iradedir ve alınan hizalanmadır. İşte şimdi icra, burada Ankara'da icra yapıyor Sayın Mansur Yavaş. Ve yaptığı icrayla tarım, şimdi Ankaralı tarımda çalışanların yanındasınız. Besicilerin, süt üreticilerin yanındasınız. Talebelerin yanındasınız. Çocukların yanındasınız. Kadınların yanındasınız. Gençlerin yanındasınız. Velhasılı kelam esnafın yanındasınız. Peki şimdi hani ne oldu? Hani bunlar öyle olmayacaktı? İşte onun için icraat yaptığınız zaman o örnekten yola çıkarak iktidarımızın da aynı şeyler olacak. Çalmayacağız, tekrar söylüyorum, çaldırmayacağız. Çıkmayacağız, çıktırmayacağız. Yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız. İsraf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Dolayısıyla bu ülkeyi Atatürk'ümüzün ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesinde Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle çıkaracağız. Birlikte kurmuşuz. Allah sizden, hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum.